at silahını. Beni yakaladın Mustafa. Çık. Karını vurduğum silahla seni vuramayacağım demek ha? Mustafa, ne yazık. O gece karı gibi ağlaydın Mustafa. Karı gibi yalvarıyordun beni. Ama ben senin gibi korkak değilim. Ben ne istersem onu yaparım Mustafa. Validem için canını aldığın tüm masum insanlar için öleceksin. Ben öleceğim Mustafa. Ben öleceğim. Ama Makedonya yanay. Bak Mustafa. Makedonya'yı kaybettiniz. Kaybettiniz. Kaybetmeyeceğiz. Abi. Abi. Saklam yapın burayı. Osmanlı ordusu bile geçemesin. Haydi. Yürü. Hadi. Rahat dur. Hadi. Yürü. Dur. Kaçın. Hadi. Defolun küpekler. Burası Bulgar toprağıdır. Herkes duyay mı beni? Evleri boşalttırdınız mı? Kimse kalmadı. Andreas, sen yanına birkaç adam al. Şurada gözcülük yapın. Üstümüze gelecekler. Haydi. Biz burada kalayız. Haydi, haydi. Sesleri kesildi. Dikkatli olun, yaklaşıyoruz. Şşt! Ne oldu Alex? Birisi geliyor. Kamber efendi. Kamber efendi, iyi misiniz? Çok fena aramızda efendi. Köyümüzü ele geçirdiler. Canımızı zor kurtardık. Nerede mevzilendiler? Köyün meydanındalar. Çok kalabalıklar. Kamber efendi, hemen hükümet konağına gidin. Orada size yardımcı olurlar. Haydi, oynamayın. Haydi, haydi. Petrus Efendi. Seni de mi vurdu lan? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hayda. Hadi. Thank you.
Kapattınız beni. Olsun, hükümet konağını ele geçirmelerine müsaade edemeyiz İlyas. Yoksa kasaba da düşer. Baş üstüne komutan. Geliyle yüzbaşım, geliyle. Hazır olun. Kasabaya kal geldiler. Korkma kızım, korkma. Ne yapacağız şimdi? Babamlar, Alex, Hasan eniştem nerededirler, ne yapaylar? Hiçbir haber alamadık onlardan. Ya, ya içeri girerlerse? Koku ya, bu çocuklara ne yapacağız o vakit? Lazım çocukları koruyalım. Saklayalım. Çocukları içerideki odaya götürüyorum. Hadi. Peşin Lazım, çocukları sağlam bir yere yerleştirelim. Hadi. Sonra bakarız. Ay ben de isteyeyim savaşam. Oğlum sözünle haydi odaya. Hadi. Meryem kızım. Evinizde silah var mı? Saklan bir hangi şey vardır? Getir bakalım, belki lazım olur. İyi, birden gidelim. Hadi biz de bu eşyaları kapıya dayandıralım. Tamam, tabii. Kapıya dayanırlarsa gidelim asılar içeri. Levent, kasabadan silah sesleri geliyor. Allah kahretsin. Oraya da saldırmışlar demek. Kasabadan bu demek. Ne oluyor Hasan? Kasabaya saldırmışlar Ramiz baba. Karılarımız, çocuklarımız hepsi orada. Ne yapacağız? Toparlanın, geri çekiliyoruz. Kamerları geri çekiliyoruz. Hasan ağa, ne yapacağız? Oraya da saldırmışlar, haydi! Çıkasınız bu odadan. Duydunuz mu beni? Kızçeler, kızancıklar. Ne olursa olsun çıkmayacaksınız. Süz mü? Süz. Ama ben de savaşmak isteyeyim. Sizi korumak isteyeyim. Biz de ise sizi koruyalım. Onun için yoktur çıkmak bu odadan. Anladınız mı? Anladık. Ha,
Hacı Ali. İyi bir zarife. Dede, tüfek sesleri çok yakından gelir. Ah, öyleyse kasabamız elden gitti. Tüp bede. Allah'ım sen çocuklarımızı koru. Şimdi ne yapacağız? Merak etmeyin. Kasabada zabitlarımız var, insanlarımız var. İsyancıları yakalayacaklar. Hiç merak etmeyin. İnşallah dede, inşallah. Ya zorla girerseler içeri ne yapacağız Mori kızım Mori? Deme Mori abla öyle. Allah korusun, çocuklarınızı koruyacağız. Nasıl kız, nasıl koruyacağız? Biz ne içiniz? Kapıda konuşmayalım, korkuturmayalım Maksimler. Ben bakacağım Hatice abla, uyanacağım onu. Evet. Nevres de, eğer bir hangi uğursuzluk yaparsa haber ver, oldu mu? Oldu. Seni tutun ya. Bakan Bey. Haydar. Hükümet Kur'an'ı bastılar. Şimdi mühim olan orayı korumak. Siz nereye gidiyorsunuz? Köyü korumaya. Silah sesleri! Bağırma! Durun! Durun Beykan Bakan bunlarla! Acele edin, gelin. Gel. Cezmi komutan nerede? Kapısı bir yerinde kaymakamım. Koşun! Dikkatli olun, koşun! Komutan! Kaymakam Bey, durum nedir? Kasabanın karşı tarafı isyancıların kontrolünde efendim. Biz de burada bir direniş noktası oluşturmaya çalışıyoruz. Oldukça kalabalık var. Zabitlere emir verdim. Buradan geçit vermeyeceğiz. Güneş'e hep birlikte saldıralım, küskürtelim hepsini. Güne, saldırın. Doğru söyleyin. Haydi davranalım. Dur Hasan. Ölü almaz. Dur Hasan, dur. Alex haklı. Ne düşünüyorsunuz Kaymakam Bey? Evet komutan. Buradan geçit vermeyeceğiz. Bir kısmımız arka taraftan dolaşacağız. İsyancıları İki ateş arasında sıkıştırmaya çalışacağız. Anlaşıldı. Ne oluyor ha? Ne oluyor? Bana ne anlattın? Ne oluyor? Ya biz ne oluyor? O bir taraftan sıkıştıracağız isyancıları. Ben de gelelim Alex. Ben de gelelim. Hadi hep gidelim. Hep gidelim. Tamam gidelim. Durun. Önce sizi koruyalım. Ateş! Nasıl kaçtılar ama? Cesaret edemediler tabii savaşmaya. Yakaladınız ne kadar adam var ise. Hepsini getirin buraya hadi. Doları duydunuz. Hadi. Sen gel benimle. Todor, Nikola geli. Nikola mı? Evet. Nikola ne işin var burada senin? Baskın yaptığımız köyde başımıza fena işler geldi Todor. Biz de kaçmak zorunda kaldık. Sizin de burada olduğunuzu bildiğimizden size yardıma geldik. İyi. Burada hep beraber savaşırız o zaman. Korkma kızım, korkma. Ateş edeyler Teoka. Emine, bak bana. Gelirse ben seni korurum. İstenme anamın yanına gidelim. Yok yok, gitme. Bu odada kalalım olur mu? Burası daha güvenli. Ama yapmayın böyle. Beni de korkutturursunuz. Ay. Bakın ne diyeceğim size. Ben ne vakit küçük idim, ne vakit korkaydım bir hangi şeyden. Anamla babam bana ne dediler biliyor musunuz? Senin baban dilsiz değil miydi? Annen sar değil miydi? Öyle. Ama hiç mi konuşmayı sanıyorsunuz sağırım dilsizler? Nasıl konuşurlar? Ha,
göstereyim mi? Bak tebbiyle konuşurlar. Hacı Ali, getir gaz lambasını. Te bakın şimdi oraya. Ay, geç bakalım üstüne. Te şimdi bakın. Hah, orada dur. Tut onu öyle. Te bakın şimdi ne oluyor. Emine bak kuşu türeyi. Tavşancık ya. Görüyor musunuz? Gürgelerimiz ne kadar büyük. Ama biz o kadar büyük değiliz. Ne kadar gürgelerimiz büyük. Te korkularımız da bize böyle büyük gözükür. Ne kadar küçük ise de. Dayanamayacaklar. Burayı alırsak kasabayı da alırız. İşaret verince hep birlikte saldırmamız lazım. Tamam. Merak etmeyin. Sabitlerin hepsi evin etrafında. Sayın Müslüman, Zarife. Say dede. Bak göreceksiniz. Sabitler kurtaracaklar kasabayı. Babacığım ne olacak? Asa. Erkeklerimiz ne olacak? Dünecekler abla. Bak göreceksin ki sak saklim dünecekler. Yüzürme be, tut kendini biraz buraya. İsla de Münevver ablan, sıkılma be kızım. Bizim zabitler her tarafta. Sıkılma. Bunlar kaç kişidir? 15. İyi. Hepsini öldürelim. İyi. Ne yapıyorsunuz be?
Eğer bunları öldürürsek pazarlık yapamayız. Bizim bastığımız köyde biz bütün köylere öldürdük de sonra zabitler geldi bize baskın yaptı da kaçtık buraya geldik. Nikola doğru söyleyin. Bunların hepsini bir ağırda toplayın. Hadi. Hadi. Hadi kalkın. Hadi. Gün etrafındaki mevziler hazır mı? Hazır. İyi. Kimse gözünü kırpmadan burada bekleyecek. Anladınız mı? Nikola, Gregor, Viktor gelin benimle hadi. Evet beyler, Ruslar bizi yüzüstü bıraktı. Ruslara güvenmekle hata ettik. Ne yapacağız şimdi? Hiç iyi olmadı bile. Hiç iyi olmadı. Mahvoldu. Söz vermişlerdi. Nasıl yaparlar bunu? Nasıl başa çıkacağız şimdi? Susun, hem beni dinleyin. Artık geri adım atamayız. Bulgar hükümeti olarak görüşmeler başladı, pazarlıklar sürüyor. Osmanlı ile gerekirse savaşa kadar gideceğiz. Biz hazırız. Ordumuz da teyakkuz halindedir. Osmanlı ya koşullarımızı kabul edecek ya da bizimle hepten savaşa girecek. Osmanlı'yı yenemeyiz. Yunanlıların Teselya'daki hali malumdur. Başka çaremiz yoktur. Birçok köyü ele geçirdik. Osmanlı ordusu tek tek köylerle uğraşamaz. Koşullarımızı kabul edeceklerdir. Hiç merak etmeyin. Çarşı tarafından tüm isyancıları yakaladık kaymakam bey. Ya diğer tarafı? Orası da temizlendi. Yakalananları götürün. Emredersiniz. Şimdi ne yapacağız? Lazım köylere geri döneceğiz. Hepsini tek tek kurtaracağız. Hüle yapacağız Hasan. Hüle yapacağız. Doğru söylüyorsun. Hayır Ramiz amca, bekleyeceğiz. Niçin bekleyeceğiz? Amcasını kaymakama. Niçin bekleyeceğiz? Bekleyeceğiz. Biz de çok zayiat verdik. Köylerde hala çok sayıda isyancı var. Bu sayımız yeterli değil. Her an kasabaya saldıran başka gruplar olabilir. Sabah bekleyeceğiz komutan. Kasabada tedbir alacağız. Baş üstüne kaymakam bey. Komutan. Kaymakam bey. Siz ve askerleriniz kasabayı çok cesurca savundu. Sağ olun kaymakam bey. Pazarlık yapmayacağız. Eğer bizimle savaşmak istiyorsanız biz hazırız. Bunu hükümetinize bildir. Bulgar hükümeti olarak biz de savaşa hazırız ekselansları. Öyleyse savaşırız. Görüşme bitmiştir. Yaver. Bulgar büyükelçisi gidiyorlar. Pişman olacaksınız. Burası sütçü bemiz dedikleri bir adamın evidir. Hem kendi hem damatları öyle aşağılık yerler ki. Bir tanesi Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiş döneyin tekidir. Viktor, gir içeri bak. Etrafa bakın. Hadi. Kimse yok Tudor. Hadi gelin içeri. Yürü. Yürü. Lazım buraya karargah yapalım. Viktor, git bak yiyecek bir hangi şeyler var mı? Hadi. Merak etmeyin be Bora. Merak etmeyin. Etrafta hep bizim zabitler var. Zarife dikkat et. Zarife! Ateşe! Alex'im, Hasan eniştem geldi. Say mı süresi? Say mı değilsin? Yaşınlar. Say dede say. Allah'ım şükürler olsun. Ateşe! Hasan. Alex. İyi misiniz? İyiyim.
İyiyiz, iyiyiz. Sizler iyi misiniz? Hepiniz iyi misiniz? İyisin işte. Hasan ne öyle böyle? Anlatırız içeride. Haydi içeri, haydi, haydi. Selanik'ten gelecek olan takviye birlikleriyle ilgili malumat var mı yüzbaşı? Birkaç saat içinde burada olmaları gerekiyor paşam. Gel. İstanbul'dan şifreli bir telegraf var paşam. Verin. Paşam. Hem İstanbul hem Selanik'ten gelecek olan takviye birliklerinin Bulgaristan hududuna kaydırılmasına karar verilmiş. Anlaşıldığı kadarıyla Bulgar hükümeti isyanı bahane ederek devletimizle pazarlık masasına oturmaya çalışıyor. Haklısınız yüzbaşı. Haklısınız. Kanaatim o ki Bulgar hükümeti Osmanlı İmparatorluğu'ndan toprak talep edecek. Toprak mı? Nasıl olur? Takviye kuvvetler gelmezse köyleri koruyamayız. Beyler, beyler. Hükümetimiz Bulgarların tehditine boyun eğmeyecektir. Ancak Bulgarların tavrı belli olana kadar Makedonya'daki isyanla bizim baş etmemiz gerekecek. Emredersiniz paşam. Gerekli hazırlıkları yaparız. Abi iyi mi hepsi? Babiçkom nerede? Ya Cabal efendim? Namık? Merak etmeyin hepsi iyi. Eşkıyaların hepsini geri püskürttük. Kasabayı kurtardınız mı be torun? Kurtardık dede. Emniyetteyiz artık. Allah'a şükürler olsun. Alex. Ya küvlerimiz? Küvlerimiz şimdilik ellerinde biraz kalabalık inler. İki tarafa yetişemem. Şimdi ne olacak? Lazım değil korkarsınız artık. Zaten yakında Manastır'dan hem İstanbul'dan takviye kuvvetler gelecek. Bizim vermeyeceğiz evlerimizi alsınlar. Zaten fazla direnemez de değil mi? Bülent merak etmeyin. Hepsini def edeceğiz küllerimizden. Namus nerede? Merak etmeyin Evrest. Kocacığın Ramiz Baba ile nübette. Biz geldik size sülüyalım merak etmeyesiniz. Ramiz'e mi? Ramiz Baba'yıdır. Ya sen nasılsın Fatma Ana? İyiyim sağ ol. Bitti mi ana? Bitti kız. Geçti inşallah. Manastır'a durumumuzu bildiren telgraf yollandı mı katip? Yolladık efendim. Tamam. Komutan, kaç köyümüz isyancıların elinde? 9 köy isyancıların kontrolünde kaymakam bey. Feveran, Dereköy, Nallı. Vaziyet gördüğünüz gibi beyler. İsyancıların ilerledikleri bölgeler buralar. Oldukça geniş bir bölgeye dağılmış durumdalar. Kuvvetlerimizi akıllıca kullanarak isyanı bastırmak zorundayız. Evet paşam. Öyleyse hangi kuvvetleri nereye dağıtacağız? Buna karar verelim şimdi. Başla paşam.
giyinmene yardım etmelerini ister misin? Ordumuz teyakkuz halinde. Bulgar'la her an savaşa girebiliriz. Sadece manastırdan bir miktar takviye kuvvet gelecek. Yani kısacası efendiler, köylerimizi elimizdeki kuvvetlerle almak zorundayız. O zaman niçin bekleyiz? Musal doğumlu süre. Niçin bekleyiz? Efendiler, hepiniz elinizden geleni yaptınız. Ancak manastırdan gelen kuvvetleri beklemek zorundayız. Ancak onlar gelince... Mustafa geldik. Osmanlı ordusu sınırımıza yığınak yapmaya başladı. Hükümetin kararı nedir? Hükümetimiz toplantı halindedir. Yakın vakitte karar çıkacaktır. Dua edelim de savaş kararı çıksın. Yoksa Makedonya isyanı bizim için etten hüsran olur. Daha ne kadar kalacağız burada? Ne vakit döneceğiz köyümüze? Ben ne vakit güleceğim kocamı? Bak gene bu ne? Ah kız nevreste kızım. Sabret, sabırlı ol. Görmeyi misin durum ne kadar hassas? Otur mori orada yerinde mori gelin otur. Abla ne olacak şimdi? Ne olacak kız kardeş? Lazım bekleyelim. Bekleyelim bir hangi haber çıksın hükümet konağından. Hem bilmeyiz küvleri boşaltacaklar mı ne yapacaklar. Ne lazım biz yapalım? Yok ne yapalım be kızım. Burada kalacağız. Hem kendimizi, hem çocuklarımızı, hem torunlarımızı koruyacağız. İşte böyle yapacağız. Ben dayanamayacağım, gideyim bakacağım ne oluyor. Belki yardıma ihtiyaçları vardır. Yok yok yok, hiçbir şey ihtiyaçları yok. Lazım değil bir şey yapasın. Otur otur Tugun yerde kız Nevres'te. Aman ne olursun böyle. Tübe. Hasan. Mustafa dündü. Mustafa mı dündü? Nerede? İyi mi? İyi, iyi. Dimitri'yi öldürmüş. Cezanın infazı için hazırız efendim. Emirlerinizi bekliyoruz. (Gülüyor)
için bunu yaptın kızıma Dimitri? Ne istedin benim kainat güzeli kızımdan? Niye inanıydın? Niçin savaşıydın hiç bilmeyim. Ama bir babanın evlat acısına hiçbir inanç, hiçbir savaş karşılamaz. Hiçbir şeye değmez evlatlar için. Hüldü be. O katil Hüldü. Allah'a hesap verir şimdi. Bütün kötülüklerin hesabını verir şimdi. Versin geberecek. Faydanın kanı yerlerde kalmadı. Mustafa gebertirdi o şerefsizi. Kız kardeşimin kanı yerde kalmadı. Abla. Hüldü'de ne oldu Bediye? Süleyman'a ne oldu? Bey geberdi de ne oldu? Nerede benim kızım? Kızımın kanı yerde kalmadı da ne oldu? Tevuramda bir yara kaldı. Ey kızımın kanı yerde kalmadı. Ne oldu? Thank you.
Fatma abla. Mustafa geldi. Biliyorum anne. Beni suçluyorsun. Haklısın da. Koruyamadım kızını. Yapamadım. Sana Vahide'ni geri getiremem. Onun katilini öldürmem de yerini soğutmaz. Bunu da biliyorum. Vahide senin kızındı. Benim karım. Senin canından bir parçaydı. Benimse her şeyim. Ben de en az senin kadar özlüyorum Vahide'yi. Beni asla affetme. Çünkü ben kendimi hiç affetmeyeceğim. Şunu bilmeni isterim. Benim bu dünyada tek bir annem var. Giden var mı? Yok. Victor, kasabaya gideceksin. Kasabaya mı? Korkma. Elinde beyaz bayrakla gideceksin. Al. Güye saldırmamalarını, elimizde rehinler olduğunu söyleyeceksin. Anladın mı? Anladım.
Egev köye yaklaşırlarsa ya da seni geri salmazlarsa bütün reyneleri öldürürüm. Sen bile söyle onlara. Ver silahını. Ve hadi git şimdi. Sakın korkma, kimseye bir şey olmayacak. Ben korkmayayım Mustafa. Kendimi de herkesi de koruyabilirim. Hayır Vahide. Eline silah alıp kahramanlık yapmak yok. Ben gelene kadar burada beni bekleyeceksin. Söz mü? Vahide söz ver bana. Sen söz verebilir misin ki? Sak salim döneceğim diyebilir misin? Söz veriyorum. Ey o vakit, ben de söz vereyim. Benim güzel karım. Ben gelene kadar oğlumuza iyi bak. Oğlumuz mu? Evet, içime doğdu oğlumuz olacak. Kardeş. Hadi. Az daha dayan. Takviye kuvvetler gelince her şey düzelecek. Hadi. Al kardeş. Al sen devam et. Tamam Cabber efendim. Mehmet. Gözler. Birkaç sene sonra döndüm geldim toprağıma. İstedim huzur içinde geçirim son günlerimi. İstedim nerede ne dokmuşum orada ölem. Bak şimdi ne hale soktular bizi be Cabber. Ne güzel. Kardeş kardeş. Yaşaydık. Bak şimdi ne hale düşürdüler biz. Her şey tamam mı İlyas? İstediğiniz noktalarda askerleri koydum komutan. Tetikte bekliler. Ölen ve yaralı olan askerlerimizin sayısı tespit edildi mi? Katip Efendi Haloglaşay. Öğrendiğinizi bana bildirin. Emredersiniz.
Yeteri kadar sıhhi malzeme var mı İlyas? Şimdilik var, var. Ama yaralı sayısı artar ise o vakit fena komutanım. Cezmi! Oğlum Cezmi! Oğlum Cezmi! Geliyorlar! Allah kahretsin! Yok yok, onlar değil. Ahmet Ekrem yüzbaşçılar. Hele şükür yüzbaşı. Tam vaktinde geldiniz. Durumunuz nedir? Kasabayı savunmada muvaffak olduk. Ama köyler maalesef isyancıların elinde. Kasabayı almanız bile bir mucize. Manastırdan ancak bu kadar asker gönderebildiler. Ama başaracağız. İlyas, yeni gelen askerlerimizle ilgilenin. Emredersiniz. Tamam. Haydi gel benim. Takip edin beni. Mustafa! Nerelerdeydin Mustafa? Her yerde seni aradım. Dimitri öldü abi. Hükümetten hala bir haber yok. Niçin bu kadar uzun sürdü? Niye hala savaş kararı almaylar? Galiba neticelendi. Gel. Hükümet kararını açıkladı efendim. Bulgarlar Osmanlı'yla savaşmayı göze alamadılar Sadrazam Hazretleri. Öyle Tevfik Paşa. Bulgar hududundaki birliklerimizi isyanı bastırmak için gerekli bölgelere sevk edebilirsiniz. Baş üstüne paşam. Her şey bitti. Politikacıların korkaklığı, büyük Bulgar İmparatorluğu rüyasını kabusa çevirdi. Ben bilim küve nasıl gireceğiz. Nasıl? Atiyelerin evinin arka tarafında kestirme bir yol var, bildin mi? Hayır. Orayı bilmezler, lazım oradan girelim. Doğru söylüyorsun Hasan abi, lazım artık bir şeyler yapalım. Ramiz. İster misin gidelim bize biraz dinlenesin? Ben ayım Cappar. Ben ayım. Eyüp. Bakın. Allah kahretsin. Geberin. Alçak herifler. Alçak herifler. Alçak buraya geleceğiz bir de. Giralım. Ne buralım? Ne oluyor Mehmet Bey? İsyancıların biri istiyor kaymakam beyi görsün. Seni aradınız mı? Durun be! Kutlarım, mahide bir etaris yapıyorum. Evimi talan etmiş lan, gibi talan etmiş lan. Açın onu, bırakın onu. Bırakın onu, bırakın onu. Bırakın onu, bırakın onu. Açın onu, bırakın onu. Bırakın onu, bırakın onu. Bırakın onu, bırakın onu. Kıyalım ellerini. Defolun kümümden. Defolun abimden. Bırakmayın. Namus koş. Sıkıt. Namus koş. Koş koş, sıkıt. Köylüler, zabitler ve manastırdan gelen kuvvetler de birlikte 700 kişiye yakınız. İsyancıların elinde 9 köy var değil mi Dilaver? Evet. Birer birer hepsini alabiliriz. Ellerinde kaç esir olduğunu ve durumlarını bilmiyoruz Alex. Yüzbaşı haklı. Esirlerin hayatını tehlikeye atamayız. Tabii kasabada da yeterince kuvvet bulundurmak zarureti var. Tekrar saldırmaları ihtimaline karşı tedbiri elden bırakmamalıyız. Gel. Komutan, bu adam bir ifeveren köyündeki isyancılar yollamış.
Elimizde esirler var. Eğer köye yaklaşırsanız ya da beni alıkoyarsanız dolar hepsini öldürecek. Yakında buralardan elimizi kolumuzu sallayarak gideceğiz bu konu. Osmanlı ya toprağımızı verecek ya da savaşı göze alacak. Biz buradan, askerlerimizle dışarıdan Osmanlı'yı bitireceğiz. Yıkacağız bu Osmanlı'yı, yıkacağız. Ne diyeyim böyle bu be? Ramiz baba. İyi misin Ramiz baba? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yine masum insanlar ölecek. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Burada böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Evinde oturan kadınların, çocukların, masum insanların canına kıyacaklar. Bitmeyecek mi bu kabus? Bitmeyecek mi bu kabus? Sakin ol Dilaver. Şimdi sakin ol. Aslında harekete geçebiliriz Kaymakam Bey. Daha fazla beklememiz manasız olur. Esirlerin hayatlarını tehlikeye atamayız kumandan. Söylediklerini yapacaklarından şüphen olmasın. Timitir'den kurtuluyoruz. Bu Allah'ın belası Todor çıkıyor karşımıza. Kim bu Todor? Bizim eve saldıran şerefsiz. Hele başları da o. Önce esirleri kurtaracağız. Nasıl? Gel. Takviye kuvvetler hudutlardan çekilip isyan çıkan bölgelere yönlendirilmiş. Anlaşılan Bulgar savaşı göze alamamış. Ramiz amca iyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Yapa ver tüfeğimi. Vereyim. Vereyim. Daha ölmedim. Duyar mısınız beni? Ramiz amca. Ya. Kamış değil mi o? Ramiz Efendi'nin kamışı. Burak'a gelmiş, yaralı. Ama öldü. Bunlardan getireceğim, çekil! Baba! Baba! Baba dur. Çıkma! Çıkma karşıma Mustafa, çıkma! Bu kadarcı yeter. Yüreğim Hakkı Bey. Razı bir sevülem. Gidem küyü ha! Faydamı yanımda, lan bırak bana! Baba, baba. Söz veriyorum köyü geri alacağız. Sana söz veriyorum. Baydem'in yattığı toprağı geri alacağız. Söz veriyorum. Thank you.
köyün dışında toplanıyorlar. Ne? Köyün dışında toplanıyorlar. Hadi. Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Esirleri getirin. Hadi çabuk. Getirin, hepsini getirin. Venisyancılarla görüşmeye gidiyorum. Dönene kadar bekleyin. Olmaz Kaymakam Bey. Siz gidersiniz, bizi kim idare edecek? Bilaver, sen gidemezsin, olmaz. Ay bırakın, ben giderim. Hepinizin ailesi, sevdikleri var. Ben tek başımayım, kimsem yok. Ne varmış, giderim. Hadi, içeri sokun hepsini. Hadi içeri. Yürü be, yürü be. Yapmayın, yapmayın. Yavaş, yavaş. Durun. Geç, geç, geç. Geç, geç. Geç. Yürü, yürü. Yap, yap. Herkes hazır olsun. Sonuna kadar çarpışacağız. Git aşağıdakileri söyle hemen. Hadi koş. Toto, görüşmek için nereye geliyor? Birbirine geliyor. Yeterin. Yürü. Yürüyeyim, görmeyeyim misin? Hadi yürü. Ne olacak? Otur be çocuğum. Bekleyeceğiz Mehmet'i. Dua edelim, sağ salim dönsün. Ya isyancılar teklifimizi kabul etmezlerse? O vakit çarpışacağız. Seni dinleyeyim. Teklifimiz budur. Eğer esirleri koy verirseniz hiçbirinize dokunulmayacak. Hem izin verilecek de gidersiniz. Ya kabul etmezsek ne olacak? Duyuyor musun sesleri? Osmanlı şartlarımızı kabul edene kadar sabırla bekleyeceksiniz. Ta ki kabul edecek. Bulgar hükümeti Osmanlı'ya savaş açsın gözü tutmadı. Anlamay mısınız ki sizi yüzüstü bıraktılar, oynattırıyorlar. Bak bu yolun sonu yoktur. Eğer şimdi silahları bırakırsanız kaymakam efendi söz veriyor. Hiçbirinize dokunulmayacak. Ramiz Efendi'nin evinde, orada tutuyorlar. Benim evimde, öyle mi? Öyle. Hem karargah tutmuşlar oraya. Pis herifler, adi herifler, şerefsiz herifler! Sakin ol şimdi Hasan. Peki ne diyorlar Mehmet Efendi? Hiç niyetleri yok, teslim olsunlar. Bulgarların Osmanlı'yla savaşmayı göze almadıklarını söylediniz mi? Söyledim ama inanmak istemeyiler. Söylediniz mi ki esirleri şimdi bırakarsalar serbest kalacaklar? Söyledim. Mehmet, burada konuştuklarımızın hepsini... Süredin mi? Süredim kardeş. Nasıl süremem? Bir bir süredim. Dinlemeyeler. Mustafa. Ne yapalım? Benim planımı uygulayacağız. Ne
yapacaklar Nikola? Hiçbir şey yapamazlar. Ya söyledikleri doğruysa? Doğru değildir. Bizi korkutturmak için yalan söylüyorlar. Şerefsizler. İşaret gönderdiğimde harekete geçebilirsiniz. Ya işaret gelmezse? İşaret gelmezse ben de o zaman Vahide'nin... Bunları konuşmanın zamanı değil. Mustafa, dikkatli ol. Daha fenalıgın, ha? Yok Mori, çoktan geçti, geçti ama... Haydi. Senin başına da dert olduk Mori kızım, Mori. Haydi, ay deme öyle. Abla, siz gelmeseydiniz ben ne yapacaktım? Haydi, gel geç. Sülem yeni çarşaf koydum, haydi. Aman kızım, niçin zahmet etmişsin o çarşaflarla? Bu durumda kim uyur? Öyle. İnsanın kocası savaştayken hiç mümkün mü yatsın uyusun? Vallahi mecbur uzansın Münevver abla, yoksa gene bayılacak. Ben gidelim ayran getireyim. Haydi kızım, getir kızım. Kız Nevres'te. Sana bazı kere çok şaşayım vallahi. Niçin be Hediye teyze? Nasıl niçin be kızım? Çocuklara neler yaptın neler. Daha doğrusu bilmeyeyim neler yaptın neler yapmadın. Ama çocuklar hem usli hem eskisi gibi korkmaylar. Vallahi sana maşallah. Ah. Bana da kimse bir şeyler yapsa da ben de korkmayan be kızım. Öyle korkayım. Öyle korkayım be kızım. Anlatamam. Geçecek. Çocukları. Uyudular Baytar efendi, uyudular. Emine nasıl? Daha mı konuşmay? Hala konuşmay. O günden beri ağzından tek bir laf çıkmadı. Ah be kızım. Ah. Zarife nerede? İçeride. İskenderiye hemzire. Ben giden bir bakayım. Ay. Kızım. Güzel Vahide. Affet kızım, gelemedim bugün yatağına. Gelecektim, gelemedim. Affet olur mu? Affetse bu adani. Ay Vahide. Biliyor musun? Yok bilmiyorsun. Çünkü ben sana hiç söylemedim, sen ne kadar güzel bir bebekti. Ay ben bunu sana niçin söylemedim? Haydem sen bir doğdun. Açtın bile gözlerin mavi mavi. Hep söylediler dediler, değişir, değişir. Ama ben yok dedim, bu değişmeyecek. Mavi mavi benim kızım, çakır yüzlü olacak, gök yüzlü olacak. Bilmedim senin yüzlerin başka ama bilmedim. Her şey başkaymış.
Ay hasta efendi. Gel daha gürü aldım. Kızımın suratıyla konuşayım. Ne kadar gün geçey. Daha çok ağrıyım. Çok ağrıyım. Evlat annesi bileymiş. Yakar imiş. Çok. Bilim Fatma. Çok güzel bilim. Benim de evladım öldü. Hem ne kadar zor olduğunu bileyim. Hem evlat acısı ne demek. Onu da bil. Canından can sanki kopaymış insan. Öyle bir boşluk kalıymış insanın içinde. Yerini hiçbir şey dolduramamış. Ama bak. Ben hala yaşayayım. Ama sen nasıl dayandın buna be? Söyle nasıl? Alex validi Fatma Hanım. Bir tek o kalmış diyelim de. Onu lazım idi besleyeyim, büyütüreyim, adam edeyim. O bağladı beni hayata. Onun için yaşadım. Şimdi senin kızların var. Allah şükür. Gül gibi iki tane kızcağın var. Damatların var. Kocan var. Torunların var. Gülümüzün daha kaç tane can var ki? Hepsi sana bakayım. Hepsi senden bekliyor. Onlar için yaşayacaksın Fatma Hanım. Onlar için. Kızım. Ne oldu kızım? Ha? Korktun mu? Yüzünü batı zannedeceksin ha? Tamam ağlama, ağlama, ağlama. Hala bekliyorlar. Beklesinler. Onlar orada bekliyse biz de burada bekliyiz. Hazırız kaymakam bey. Tamam komutan. Hadi gidiyoruz. Acele edin. Ne yapıyor bunlar? Gidiyorlar. Öyle ya. Saldırmaya göze alamadı köpek sürüsü. Ben sana dedim Tudur. Bizim elimizde bu esirler varken bize saldırmaya cesaret edemezler. Nasıl gidiyorlar? Hepsi. Hadi gidin oradan be. Demin bize yolladıkları adam bak yalan söylemiş. Bulgar hükümeti asla bizi burada yalnız bırakmaz. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bulgar hükümeti Osmanlı ile bizim şartlarımızı konuşuyor. Hadi aşağı inelim de aşağıdakiler de görsün Osmanlı'nın ne halde olduğunu. Hadi. (Gülüyor)
burası iyi. Buradan bizi göremezler. Meşalelerini söndürün. Hazırız biz başa. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Aşağıya bakın harbi harikata. Hadi gelin yukarı. Hadi çıkın dışarı. Çabuk. Hadi. Evin arkasından dolanacaksınız. Arka tarafa doğru. Koşun. Evin arkasından dolanın. Acele edin. Hadi. Koşun. Ramiz amca! Ramiz amca sakin ol, sakin ol. Mustafa'nın işaretini bekleyeceğiz. Anneciğim beklerim işareti yüzbaşı. Mustafa yalnız başına orada, hayda! Ramiz amca! Ramiz amca biraz daha bekleyeceğiz. İşareti verdi. Hadi komutan. Hadi aslanlarım gidiyoruz. Dayan Mustafa. Oh!
sola Viktor. Aşağı barikatın oraya gidin. Hadi. Haydi barikatın oraya. Oğlu Andra değil mi sana? Küçük Andra. Bir vakitler kuş palazı olmuştun. Ben götürmüştüm seni hekime. Ne bakın büyüdün de aldın eline silahı. Ha? Sen de mi Andre? Sen de mi? Daha bir kere girmeyeceğim o silah elinde. Girmeyeceğim! Çekil bir daha! Çekil! Thank you.